Dolgun dudaklara sahip olmak için neler yapılır? Birkaç yöntem var. Bir tanesi muayenenin şartlarında yapılan geçici dudak dolguları 8-12 ay kadar etki ediyor. Bunu tekrarlamak lazım. İkincisi ameliyathane şartlarında yapılan yağ enjeksiyonları, insanın vücudundan alınan yağ enjeksiyonları veyahut da dermafet graft dediğimiz yağ dokusu uygulamaları. Bunlar ameliyat şartlarında yapılıyor. Bu iki yöntemde yani hem geçici dolgu uygulamaları hem yağ uygulamaları belli bir süre sonra eriyor, yok oluyor. Kalıcı dolgular var. Ancak bunu yüze, dudağa uygulamak doğru değil. Bir takım yan etkileri var. Granülom dediğimiz dokular oluşuyor. Pek önerilmiyor. Sonuçta elimizde kalan tek bir seçenek var. Kalıcı dudak implantı permalip. Bahsettiğim gibi dudak dolgusu uygulamalarında yaptığımız en sık uygulama şekli muayenenin şartlarındaki geçici dudak dolgusu. Peki hasta kalıcı dudak isterse, yani geçmeyen, yapıldıktan sonra ömür boyu kullanabilecek bir uygulama isterse ne yapacağız? Yine burada uyguladığımız tek yöntem kalıcı dudak implantı olan permalip. Permalip, jelibon kıvamında akışkanlık özelliği olmayan dudağa uyumlu bir silikondur. Ömür boyu kalıcıdır. Hiçbir zaman yıllar sonra eskimez, yıpranmaz, parçalanmaz. Vücuda son derece uyumludur. Hiçbir alerjik reaksiyona sebep olmaz. Bu nedenle FDA ve CE onaylıdır. Permalip ile yapılan dudak dolgusu uygulaması aslında kalıcı bir implant uygulamasıdır. Permalip elastomer yapısında bir silikondur. Tamamen pürüzsüz ve porosuzdur. Bu nedenle diğer dudak implantlarına göre negatif etkileri yoktur. Ödem ve alerji kesinlikle yapmaz. Çünkü ince bir kapsül içerisindedir. İnert bir madde içerisindedir. Dudağa uygulama sonrası dudakta hiçbir şekilde hasta konuşurken, gülerken şekil bozukluğuna neden olmaz. Böyle bir implantın dudakta olduğunu kimse hissetmez, fark etmez. Hiçbir şekilde bir asimetrik görüntü oluşmaz. Son derece doğal bir uygulama elde edilir permalip uygulamasıyla. Permalip kesinlikle enjeksiyonla uygulanan diğer dolgu maddeleriyle karşılaştırılamaz. Çünkü muayenenin şartlarında yaptığımız bu dudak dolgu uygulamaları işlemleri 8 ila 12 ay süreli etkilidir. İçinde hyaluronik asit vardır. Bu madde belli bir zaman sonra vücut tarafından emilir ve bu nedenle hasta isterse uygulamaları tekrarlamak gerekir. Dolayısıyla pahalı bir işlemdir. Ama permalipi bir kere uyguladığınız zaman artık hasta istemediği sürece bu dudakta kalır, şekil bozukluğu yapmaz. Hasta istemezse de daha sonra çıkartılabilir. Permalip enjeksiyon şeklinde değildir. Silikondan yapılmıştır. Kendi özel bir kapsülü vardır. Gayet yumuşaktır. Farklı boyutları vardır hastanın dudak büyüklüğü ve şekline göre. Bu sayede kalıcı olması yanında istendiği zaman çıkartılabilir. Permalip lokal anestezi altında uygulanan bir işlemdir. Yaklaşık 20 ila 30 dakika kadar sürer. Öncelikle dudak bölgesi uyuşturulur. 15-20 dakika beklendikten sonra dudakların her iki dudağı birleştiren kenar kısmından yapılan küçük kesi ile özel bir aletle permalip dudağın kırmızı bölgesinden geçirilir. Daha sonra eriyen dikişlerle o minik açılan yerler kapatılır. İşlem yaklaşık dediğim gibi 20-30 dakika kadar sürer. Dikişleri almaya gerek yok. Kendinden eriyebilen dikişler. Bu şekilde sorun kökten hallolmuş olur. Bu uygulamadan sonra genellikle kişi ertesi gün işine devam edebilir. Dudakta hafif ödem, şişlik meydana gelir. Bazen morluklar oluşabilir. Bunlar birkaç günde ortadan kalkar. Bu ödem, şişlik ve morluklar olursa eğer 3 ila 7 günde tamamen ortadan kalkar. Uygulamadan sonra 3-4 saat buz uygulamasını önermekteyim. Bu ödem ve morluğu azaltmak ve önlemek amacıyla. Ağrı kesici çok ağırlı olmadığı halde ağrı kesici eğer hasta isterse kullanılabilir.
Benim önerim her bir şekilde şartla 3-4 günlük bir antibiyotik tedavisinde ilaveten verilmesidir. Tek yapılması gereken uygulamadan sonra 4-5 gün çok sert şeyler çiğnememek, aşırı esnememek, bunlara dikkat etmek yeterlidir. Permalip uygulandıktan sonra aşağı yukarı 6 ila 7 gün sonra kesin olarak dudağın şeklini ve sonucunu görebiliriz. %1 oranında enfeksiyon riski olabilir uygulamadan sonra. Bu nedenle kesinlikle ben antibiyotik uygulamasını kullanılmasını aşağı yukarı 5 gün kadar öneriyorum. Permalip kesinlikle patlamaz, yırtılmaz, çatlamaz, ömür boyu kullanılabilir. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Permalip bahsettiğim gibi silikondan yapılmış özel dudak implantlarıdır. Gülmekle, konuşmakla, öpüşmekle kesinlikle kişi tarafından hissedilmez. Son derece uyumludur. Ancak elle böyle üzerine özellikle bastırılırsa hafifçe hissedilebilir. Tıpkı meme büyütmek amacıyla uygulanan meme silikonlarında olduğu gibi. Burada da biliyorsunuz meme silikonları son derece vücuda uyumludur. Kişi göğsünde silikon olduğunu fark etmez bile. Ha, ancak eliyle memesinin üzerine bastırırsa özellikle o zaman hissedebilir. Permalip dudak implantı da aynı bu şekildedir. Rahatlıkla uygulayabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Genellikle permalipi üst dudaklara uyguluyoruz. Ancak sadece üst dudaklara uygulamak diye bir şey yok. Eğer kişi isterse ve alt dudağı da gerçekten çok ince ise aynı seansta hem üst dudağa hem alt dudağa uygulanabilir. Permalip bahsedildiği gibi silikondan yapılmış özel bir kapsül içindedir. Uygulama sonrası etraf dokuya yapışmaz, herhangi bir reaksiyona girmez ve istendiği zaman çıkartılır. Kalıcı dudak veyahut da kalıcı yüz dolguları ise akışkan kıvamlıdır. Bir yere uygulandığı zaman oranın dokusuyla birlikte birleşir onunla beraber ve reaksiyon gösterebilir. Ve ileride çıkartmak isterseniz de bunu çıkartmanız mümkün değildir. O nedenle tekrar söylüyorum. Kesinlikle özellikle yüz bölgesine kalıcı dolgular uygulanmamalıdır. Permalipin kişinin dudak büyüklüğüne ve şekline göre farklı boyutları vardır. Farklı kalınlıkları vardır, farklı uzunlukları vardır. Burada doktorunuzla yapacağınız ön görüşmede sizin de önerileriniz ve isteğiniz doğrultusunda hangisinin kullanılması gerektiğini beraber karar vereceksiniz. Bu konuda doktorunuza güvenmeniz yerinde olur. Permalip uygulaması yaptırdınız. Aradan bir zaman geçti. Ama artık eskisi kadar büyük bir dudak olmasını istemiyorsunuz. Çok basit. Yine lokal anestezi altında yapılacak basit bir işlemle permalip çıkartılabilir. Ve eski dudağınıza kavuşabilirsiniz. Kesinlikle hayır. Permalip dokuyla uyumlu bir materyaldir. Uygulamadan sonra başkası tarafından hissedilmesi mümkün değildir. Permalip alt dudağım yapılıyor, üst dudağım yapılıyor, hem alt hem üst dudağım yapılıyor. Uygulama lokal anestezi altında mı olacak, yoksa hasta çok hassassa sedasyon veya genel anestezi altında mı uygulanacak? Tüm bunlara göre permalip uygulama fiyatları, ücretlendirmeleri değişmektedir.